sizlerin istinaf mahkemelerine bakışınız son derece çarpık. Geçen yıl anımsayalım, Danıştay Kanunu getirdiniz. Yargıtay'ın ve Danıştay'ın bütün üyelerini, o yargıç bağımsızlığını ve hakim teminatını göz ardı ederek bir gecede sıfırlayıp o hakim ve savcıları istinaf mahkemelerine göndermeyi tasarlıyordunuz. Bizim burada bunu yapmayın diye dilimizde tüy bitti. Komisyonda anlattık, tüy bitti. Ne demiştik hatırlıyor musunuz Sayın Bakan? Dedik ki o zaman bunlar teröristse, bunlar FETÖ'cüyse, bunlar hakkıyla yargıçlık görevini yapamayacaklarsa, o zaman bunlar bu görevlerini istinaf mahkemelerinde nasıl yapacaklar diye sormuştuk. Peki bir soru daha sorma hakkımız değil mi bugün? Siz o gün o yargıçları bir gün sonra istinaf mahkemesine gönderecek kadar biliyordunuz da, hepsiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vardı da, bunları niye hala hakimlik mesleğinde tutuyordunuz? İşte bakın, biz bu darbeyle ilgili karanlık noktaları bu yüzden aydınlatmak zorundayız. O günlerde bilmiyor idiyseniz, bu yargıçların FETÖ terör örgütüne dahil olduklarını bilmiyor idiyseniz, darbeden hemen sonra kanun hükmünde kararnamelerle bir anda hepsini haklı bir biçimde nasıl açığa alabildiniz? Arkadaşlar, bal demekle ağız tatlanmaz. Bize yargının nasıl tarafsız ve bağımsız olacağını anlatmak zorundasınız. Değerli arkadaşlar, bir gerçek varsa o da bugün yasamanın, yani bu meclisin ve yargının bir tek kişinin ağır vesayeti altında olduğu gerçeğidir. Ve siyasetin emrinde ve Türkiye gerçeğinde sadece bir kişinin emrinde olan bir yargıdan ne yaparsanız yapın bağımsız ve tarafsız bir yargılama bekleyemezsiniz. Böylesine taraflı ve siyasetin emrine girmiş bir yargı düzeninde siz istinaf mahkemelerini nasıl kurarsanız kurun, ne yaparsanız yapın, ne bize, ne Türk milletine, ne de dünyaya bağımsız yargılama yaptığınızı anlatamazsınız. Tam da bu nedenle uluslararası saygınlığınızı da, ülke içindeki saygınlığınızı da yerle bir edersiniz. Aynen Türkiye'de yargıya olan inancın yerle bir olduğu gibi. Bakın bugün Türkiye hiç görmediği kadar Türk milleti yargısına güvenmemektedir. Ve uluslararası standartlarda, ölçümlerde Türkiye yargısı dünyanın neredeyse sonuncu güvenilir yargısı durumundadır. Bu utancı ortadan kaldıracak düzenlemeleri bekliyoruz ve bu umutla genel... Teşekkür